Az önce dedim ya, nohut oda, bakla sofa da olsa herkesin bir ev sahibi olma hayali vardır. Bütçesi olmayanlar ne yapacak? Artık hisse hisse pay pay evi alabilecek. Nasıl mı? Türkiye'nin ilk sertifikalı ev programı bir anlamda başladı. Bununla ilgili değerli konuğumuz stüdyomuzda ilk projenin sahibi Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Ercan Bey. Teşekkürler. İşin içinde SPK var, TOKİ var, TOKİ'nin garantörlüğü var ve soru çıkıyor karşımıza. Adım adım ilerleyerek gitmek istiyorum. Evet. 42,5 liraya eve ortak olunabilecek bir metrekaresi 4250 lira olan bir eve. Nasıl sistem? Eve değil, projeye ortak olunuyor. Yani burada gayrimenkul sertifikasıyla en başta bunu söyleyeyim. Bir metrekare ev alma gibi yanlış bir PR oluşmuş. Bunu düzeltmek lazım. Burada sertifika direkt daire adresi değil. Yani sertifikada B blok daire 14 yazmıyor. Projenin ortağı oluyorsunuz. Minimum 42,5 TL ile bir pay almak suretiyle daha fazla pay alabiliyorsunuz. Bu bir yatırım aracı mı? Tabii ki. Bu sertifikanın ilk bir cümleye konuşacak olursak sektöre, gayrimenkul sektörüne geliştirilmiş bütün yeni grupların da içine alabilecek olan yeni bir yatırım aracı. SPK öncülüğünde hazırlandı ve ilk uygulayıcısı TOKİ ve makro olaraktan bizler yapıyoruz. Peki. TOKİ'nin öncülüğünde yapılıyor. Olayı anlamak için. Hani çünkü pilot proje devamlılığın gelmesi adına son derece önemli. İlk kurgulama. Evet. Evi alamayan hissesini alacak dedik. Metrekaresi diyelim ki 4250 lira. Hissesi 42,5 lira. Evet. 42,5 lirası olan da ben yatırım yapabiliyorum. Ev alamıyorum. Bari hissesini alabileyim diyecek. Nereden alacak? Şimdi burada Melda Hanım, evin bir örnek olaraktan tabii burada konuşmakta fayda var. Çünkü her evin değerleri farklı, pay tutarları farklı. Bazı evler, zemin kattaki evlerin şelepiyesi düşüktür. Örnek görüyorum, 11 bin pay yukarıya çıktım, 12 bin pay kuzeye güneyi. Ortalama üzerinden konuşacak olursak, bizim bu ihraç ettiğimiz tutarın toplam satılabilir metrekare oran alana böldüğümüz vakit metrekaresi 4250 liraya geliyor. Bununla beraber bu hisseyi 10 bine bölersek de 42,5 TL'ye geliyor. Hı hı. Örnek görüyorum, bir evde 11 bin, bizim örnekte devam eden projemiz üzerinden 125 metrekare 2+1 bir daire 469 bin lira. Bunu 42,5'e bölersek 11.058 paydan başlıyor. Bu aslına bakarsanız sadece projeyle oturum amaçlı olan bir şey değil. Buna İstanbul'dan olduğu gibi Trabzon'dan, Adana'dan, Kayseri'den, hatta yurt dışından dahi burada ev alma gibi düşüncesi olmayan fakat projenin en başında ortak olmak suretiyle proje tamamlanmasından sonra oluşacak bir değer beklentisi oluşuyorsa yatırımcıda bunun için çok büyük para, çok büyük rakam ayırmasına gerek yok. 42,5 TL dahi bir pay dahi almak istese buraya bu yatırıma ortak olabiliyor. İnşaat aşamasındayken Van'daki Ayşe teyzede, Trabzon'daki Ahmet amcada o projeye girebilecek, kazanç sağlamak için. Kazanç sağlamak için. Tabii dedi. Yatırım aracı. Borsadan mı alacak bu? Bununla alakalı ilk başlangıcında yatırım bizim aracı kuruluşlarımız vasıtasıyla herhangi bir bankadan, finans kuruluşundan, Kadın Bankası'ndan, mobilden, internetten yani bir talimat vermek suretiyle bankasına ben bu gayrimenkul sertifikasından şu kadar tutarda sertifika almak istiyorum diye talepte bulunacak. 29, 30 ve 31 Mart'ta talep toplama tarihlerimiz. Ondan sonra borsada yapılacak gong töreninden sonra da borsada ikinci elde işlem gelmeye başlayacak. Şimdi şunu sormak istiyorum. Borsa deyince Ayşe teyze der ki, aa benim bilmediğim bir alana girdi Melda şimdi der. Konu bunu anlatsın der. Bunu nasıl anlatalım? Çünkü bugüne kadar hani borsa bilinmez olarak küçük yatırımcı, bireysel yatırımcı ya da Ayşe teyze, Ahmet amca dediğimiz ev sahibi olma hayaliyle küçük küçük yatırımlar yapan kişi için biraz uzak gelebilir. Ona nasıl anlatalım? Onu çok basit anlatalım. Ayşe teyze neden korkuyor borsadan? Herhangi bir şirket, şirketin bilançosunu okumayı bilmez, gelirini, giderini, mizanını anlamaz. Bilmediği bir yere para yatırmak istemiyordu. Şimdi burada TOKİ var öncülüğünde, Türkiye'nin ilk uygulayıcısı. TOKİ diyor ki ben bu inşaatın tamamlama garantörüyüm. Nereye kadar TOKİ'nin garantörlüğü, neyi kapsıyor? İnşaat bitinceye kadar, tapular, kat mülkiyet tapular çıkıp anahtar teslim edilinceye kadar TOKİ burada garantör. Şunu soracağım hemen peşi sıra. Sözünüzü de kesmiş olmayayım. Evet, önemli. Onu da devam edin lütfen. Evi almak mı, payını almak mı? Diyelim ki daha büyük bir bütçe var. Ev alabilecek de bütçesi var. Ama evi almak mı, payını almak mı? Ortalama hangisi daha karlı değişir olabilir? Melda Hanım, Başakşehir'de oturur musunuz dediğim vakit, ya Başakşehir benim arkadaş şehrime biraz uzak, oturmak istemiyorum diyorsanız buraya yatırım ortağı olun. Ama Başakşehir'de oturmayı düşünüyorsanız bakın ne kadar güzel bir şey geliştiriyor. Bana en başta bir mimar, genç bir mimar örneği verelim burada. Yeni büro açmış, evlenmiş, ev ihtiyacı var fakat 100 bin lira parası var, daha fazla parası yok. Borca giremiyor, ileride iş artar mı, azalır mı, ne olur onu kestiremiyor. Senet imzalayamıyor, korkuyor. Getir